Kur'an bir şifadır diyor. Efendim. Allah'ın neden imtihan yaptığını sormuş. O zaman nasıl olursun? Allah diyorsun. Odun gibi olursun. Odun cennete korsan ne olur? Odun olur. Acı çekmeden insan derinlik alamaz. Akıl gelişmez. Tutku gelişmez. Hiçbir şeyin anlamı olmaz. Mesela acıkmayınca yemeğin anlamı olmuyor. Yorulmayınca koltuğun anlamı olmaz. Susamayınca suyun anlamı olmaz. Çirkinlik olmayınca güzelliğin anlamı olmaz. Bunların hepsi olması gerekiyor. Eğer biraz düşünürse, biraz ferasette basette bakarsa oradaki hikmeti derinliği anlar. İnşallah. Hayat dümdüz olurdu. Her şey dümdüz olurdu. Mesela bak ben bu canımı çok seviyorsam niye seviyorum? Kıyasla seviyorum. Mesela temiz. Kirliye göre temiz, oradan seviyorum. Mesela bakımlı seviyorum. Saygılı seviyorum. Sevgi dolu o seviyorum. Neye göre kıyaslıyorum? Kadlara göre kıyaslıyorum. Sevgisine göre kıyaslıyorum. Nur gibi, tertemiz. O sevginin kaynağı kıyastır. Yoksa onu bilemezdim ben. İnşallah. Yani gelirdi bak mesela benim için şu an bir nimet o. Bakardım sadece. Hiçbir şey ifade etmezdi. Bunu akledemiyor adamlar. Diyor ki ya direkt bu böyle şekilde olsaydı. Lan hiçbir şey olmazdı o zaman. Dümdüz olurdu. Deniz senin için bir şey ifade etmezdi. Gök senin için bir şey ifade etmezdi. Allah aşkını bilemezdin. Allah'ı sevmek çok ayrı bir lezzettir. Birçok şeyi bilemezdin. Yani derinlik alamazdın. Bak Hazreti Adem Aleyhisselam ulul azm peygamber olduğu halde şeytanın tek bir sözüne bile kani oldu, ikna oldu. Allah onda bir sebat bulamadık diyor. Bulamadım diyor. Karalık bulamadım diyor. Cehennem olmayınca, imtihan olmayınca öyle olur işte. Havva annemiz böyle. Hemen bak şeytanın bir sözüne ben etkileniyorlar. Öyle olur nitekim. Ki Allah rahmetini hemen durdurup, hemen dünyaya alıp, hemen imtihana sokup, hemen eğitmiştir. Hazreti Adem hiç bekletmemiştir. Allah'ın rahmeti. Maazallah ne özür dilerim. Biraz daha kalsa belki yine hata yapacak. Zelle. Dünyaya indirdi, eğitti. Şu an cennette. Cennet şu an onun için çok anlamlı ve güzel. Belini seviyoruz. Neye ne göre seviyoruz? Kıyasla seviyoruz. Bu ufaklığı seviyoruz. Neye göre seviyoruz? Kıyasla seviyoruz. İnşallah. Kimle kıyaslıyoruz? Münafıklarla, ahlaksızlarla, pis adamlarla kıyaslıyoruz. İnşallah. Bakıyoruz nur gibi tertemiz. Maşallah. Öyle güzel olur. Yoksa cennetin sarayına gidersin sen adam bakar. Hiç etkilenmez. Sen de diyor ki cennete konulursa sıkılır. Etkilenmez. Hiçbir şey ifade etmez. Bu eğitimden geçmez. Cennet ırmağı hiç ilgilendirmez onu. Cennet yiyeceği de ilgilendirmez. Acıkmıyor ki zaten. Acıkmadığı için ilgilendirmez. Yorulmuyor. Onun için de koltuk da ilgilendirmez. Allah diyor geniş döşeklerden bahsediyor. Böyle geniş çadırlar. O da ilgilendirmez. Huril in diyor Allah. İri siyah gözlü huri. Kadın sevgisi bu dünyada öğrenilir. Adam o da ilgilendirmez. Kadının nimet olmasını biz burada dünyada öğreniyoruz. İnşallah. Mesela benim şimdi müthiş bir tutku var kadına karşı. Müthiş bir tutku var denize karşı, güzelliğe karşı, çiçeklere karşı, hayvanlara karşı. Müthiş bir tutku var. Bu nerede doyuma ulaşır? Cennete doyuma ulaşır. Burada ne var? Mesela bugün hatta konuştuk. Ben zürafanın yavrusunu sevmek istiyorum. Mümkün mü? Çok zor. Kedi yavrusunu sevmek bile zor. Eşek sıpasını sevmek istiyorum. Çok zor bulmak. Sevmek de çok zor.
pasaklı oluyor keratalı zaten, sen kucağına alsan bir iş yani. Öpmek istiyorum adamları. Tavşan mesela kulağını ısırsam hayvanın canı yanar. Ancak cennette. İnşallah. Ya gül oluyor, illaki bak dikeni var yani. Cennet özel yaratılmıştır. Hemen solar gül. Ya kardeşim ben güllerle iç içe yaşamak isterim. Derin derin koklamak isterim. Bir çiçek getir bahçeye. Hocam dedi, bu da kokuyor dediler. Aa baktım, nefis bir kokusu var. Hiç ummadığım bir çiçek. Şahane bir kokusu var. Böyle tatlı güzel bir koku. Ben düz böyle süs çiçeği zannettim. Öbürüne bakıyorum, o da şahane kokuyor. Hiç ummadığın çiçek de güzel kokuyor. Cennette bütün çiçekler kokar. Ve şuurlu. Mesela kediye diyorum ki gel lan buraya diyorum. Bana boş boş bakıyor. Normalde koşarak gelmesi lazım. Tamam hocam hemen geliyorum demesi lazım. Değil mi? İşte bu cennette mümkün. Gel lan buraya diyorum. Sağa bak, öbür tarafa bakıyor adam. Hiç alakasız yere bakıyor. kuzuya diyorum nasılsın diyorum. Kuzu gibi bakıyor bana boş boş yani. Halbuki elhamdülillah çok iyiyim demesi lazım. Gel buraya deyince de gelmesi lazım. O zaman onu sevmek çok zevkli olur. Değil mi? Sen onu öptüğünde o da seni öpecek şap diye. Değil mi? Kuzuyu öptüğünde o da seni öpmesi lazım. O da sana patisine sarılması lazım. Her sarılmıyor. Onun için Allah hassas bir bilgi üstüne, hassas bir imkan üstüne bizi yaratmıştır. Normal bir vicdanın Allah'ı anlamak ve sevmenin dışında bir yeteneği yoktur. Yani mümkün değildir. Ama haledeceği şekilde bir kısım ruhlar da bak mucize de olsa ne yaparsan yap Allah'a isyan edecek şekilde yaratılıyor. Hayrettir yani. Allah'ın hikmeti. İmtihanın sırrını sormuş kardeşimiz. Madde madde sormuş. Ben de ona genel anlatıyorum. Mesela Umut Akyürek yani seviyoruz. Niye seviyoruz? Kıyasla seviyoruz. Mesela o delikanlıyı da sevdik, şefkat duyuyoruz. Niçin? Çünkü dinsiz, bozuk tiplerle kıyasladığımızda onun efendi birisi olduğunu görüyoruz. Daha, değil mi? Mesela Müslüm Baba'dan bahsettik. Niye? Mütevazi, mazlum, acı insanı. Enaniyet yapmaz, kibir yapmaz, havaya girmez. Değil mi? Mazlum. Şefkat duyuyor insan. Şefkat duyduğu için seviyoruz. Herkes seviyor inşallah. Kardeşim bu acı çekmese o şefkat kibirli ve gaddarlar olmasa biz onu nasıl fark edelim? Hiç kimse haberi dahi olmazdı. Ne sevecek? Haberi bile muhatap dahi olmazlardı. O kıyastan dolayı seviliyor. Yani mesela bu stüdyo ben gene mütevazi burası. Mesela daha geniş bir stüdyo olmuş olsa daha hoşunuza gider. Daha tavanı yüksek falan. Kıyas çok hayatidir. Yoksa dünya dümdüz olur. Bunu bana soran arkadaş, sen sormadın bunu bana Allah sordurdu. Kaderindeydi o senin.